Musa Kanallı Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 30 Ocak 2020 Perşembe ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Avrupa Parlamentosu'nda inanılmaz bir skandal yaşandı. Bir Yunan milletvekili kürsüye çıktı, anlı şanlı bayrağımızı parlamentonun ortasında kürsüde yırttı. Yunan vekili ilk tepki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu Twitter hesabından paylaşımda bulundu ve o paylaşımda işte bu Türk bayrağı fotoğrafını da kullandı. Yunan vekilin bu ırkçı hareketine çok sayıda siyasi partiden de peş peşe tepkiler geldi. Türk milleti Yunan parlamenterin yapmış olduğu bu hareketi kınadı. Amerikan Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sözde 100 yılın planına tepkiler sürüyor. İran, Filistin'i işgal planına sessiz kalmadı. Ali Ekber velayeti 100 yılın aldatması dedi. Planın Haçlı savaşlarının devamı niteliğinde olduğunu vurguladı. Ayrıntılar ilerleyen dakikalarda ekranınızda olacak. Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bulunan Türk vatandaşlarını tahliye etmek için operasyon başlatıldı. Genel maksatlı askeri nakliye uçağı Çin'e hareket etmek üzere Ankara'da hazır bekliyor. Çin'den uçuş izni alınır alınmaz operasyon başlatılacak. Bu arada Türk Hava Yolları talep azalması nedeniyle Şubat ayında Çin'e yapacağı seferlerini azaltma kararı aldı. Merkez Bankası 2020 yılı enflasyon öngörüleriyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini %8.2, gıda enflasyonunun ise 2020 yılında %11 olması bekleniyor. Enflasyona dair verilerin ayrıntıları da ilerleyen dakikalarda ekranınızda olacak. Avrupa Parlamentosu bugün bir skandala sahne oldu. Yunan milletvekili Ioannis Lagos, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda Türk bayrağını yırttı. Tepkiler peş peşe geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir dedi. Türkiye'yi hedef aldı. Ardından Türk bayrağını yırttı. Bu skandal olayı Avrupa Parlamentosu'nda yaşandı. Olayın baş aktörü Yunanistan'da Altın Şafak Partisi'nden kısa süre önce ayrılan milletvekili Ioannis Lagos. Konuşmak için çıktığı kürsüde Türkiye'yi hedef tahtasına koydu. Oturumun konusu göçmenlerdi. Kimsenin burada Yunan vatandaşlarının durumunu konuştuğunu duymuyoruz. Herkes göçmenlerden bahsediyor. Yunan vatandaşlarının hakları ne olacak? Lagos, Yunan halkının göçmenler tarafından saldırılara uğradığını iddia etti. Ardından bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır? Yırtılıp atılır sözlerini kullandı ve Türk bayrağını yırttı. Oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulundu. Bu skandal adıma ilk yanıt Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu sosyal medyadan Türk bayrağı paylaştı. Sonra da şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Bayrağımız her yerde şerefle dalgalanmaya devam edecek. Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de küstahlığa tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Yunan milletvekili sadece kendi karaktersizliğini göstermiş oldu dedi ve ekledi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığını hatırlattı. O faşist Doğu Akdeniz'de ve Ege'de bayrağımız gururla dalgalanırken bol bol görecektir. Yunan vekilin yaptığı tam anlamıyla karaktersizlik. Bu sözlerimi iyi duymalı ve hatta duymakla kalmayıp bu görüntüleri de alıp gelip Türkiye'de bana şahsi dava açması gerekiyor ve bunu inanın dört gözle bekliyorum. Yunan vekilin yapmış olduğu bu hadsizliğe siyasilerden peş peşe tepkiler geliyor sevgili seyirciler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu hadsiz davranışa tepki gösterdi. Bahçeli olayı bir provokasyon olarak yorumladı. Husumet ve hıyanet nöbetine giren Yunan milletvekiline
milletvekili ders almak istiyorsa ya karanlık geçmişine ya da işgalci dedelerinin acıklı akıbetine bakmalıdır ifadelerini kullandı MHP Genel Başkanı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Libya üzerinden Türkiye'ye hedef aldı. Dışişleri anında tepki gösterdi. Fransa'nın teröristleri sarayda ağırlaması hatırlatıldı. Macron'un Halife Hafter'e destek vermemesi istendi. Elize Sarayı'nda Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'i ağırlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'daki son gelişmeler üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Macron, Erdoğan'ı Libya konusunda verdiği sözü tutmamakla suçladı. Son günlerde Türk gemilerinin Libya topraklarına gelen Suriyeli paralı askerlere eşlik ettiğini görüyoruz. Bu, Berlin'deki konferansta Erdoğan'ın verdiği taahhütlerin açık bir şekilde ihlali ve verilen sözlerin tutulmadığı anlamına geliyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını da hedef aldı Macron. Türkiye'yi tahriklerde ve haksız müdahalelerde bulunmakla suçladı. Macron, Fransa ve Yunanistan arasında güvenlik alanında işbirliğinin gelişeceğini söyledi. Fransız Deniz Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığını artıracağını duyurdu. Bu açıklamalara dışişlerinden sert yanıt geldi. Libya'daki esas sıkıntıların Fransa'dan kaynaklı olduğu ve Fransa'nın Libya'daki doğal kaynaklar üzerinde söz sahibi olmak için Hafter'e destek verdiği belirtildi. Fransa'nın Cezayir'de yaptığı katliamlara değinildi ve Hafter'e verilen desteğin kesilmesi istendi. Dışişleri, Fransa'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden teröristleri sarayında ağırladığı da hatırlatıldı. Sevgili seyirciler, Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü. Bir dönelim bakalım Ankara'da neler oldu. Bununla ilgili ayrıntıları ilerleyen dakikalarda alacağız. Tekrar edelim. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4,5 saat sürdü. Ankara'ya dönelim. Eray Çelebi karşımızda. Eray, toplantıyla ilgili hangi bilgiler var elinde? Libya konusu gündeme geldi mi? Yunan parlamenterin yapmış olduğu bu çirkin hareket konuşuldu mu? Evet Murat Şahin, senin de söylediğin gibi Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 2020 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı saat 13.45'te başladı ve 4,5 saat sürdü. Saat 18.15'te sona eren bir toplantı. Tabii Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanmıştı. Milli Güvenlik Kurulu içerisinde yer alan isimler eksiksiz bir şekilde toplantıya katılmış oldu. Tabii MGK'nın öncelikle gündemi İdlib ve bu kapsamda aynı zamanda Fırat'ın doğusu ve Suriye'deki gelişmeler, Libya ve Doğu Akdeniz konusu yine masadaydı. Aynı zamanda yurt dışı ve yurt içinde devam eden terörle mücadele konusu vardı. Ve tabii ki sözde barış planı da MGK'nın öncelikli gündemleri arasındaydı. İdlib konusu üzerinden başlarsak, şimdi tabii ki İdlib'de Ankara'nın, Moskova'nın, Şam'ın bir hareketliliği söz konusu. Suriye ordusu orada Marat el-Numan kentinde kontrol sağladı son olarak. Kritik bir ilçe, M5 karayolu üzerinde bulunuyor. Yani Halep'i Hama'ya bağlayan ve Şam'a bağlayan bir karayolu üzerinde ve Suriye ordusu orada HTŞ mevzilerine, yani El-Kaide'nin Suriye kolu olarak bilinen Heyeti Tahrir-i Eş-Şam mevzilerini kuşatmaya almıştı ve son olarak dün gece de orada bir kontrol sağladı ve bunun ardından İdlib'deki hareketliliğin üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Ankara'da da ABD Avrupa Merkez Kuvvetler Komutanı Ankara misafir etti. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le bir görüşme yaptı Amerikalı komutan ve gündem İdlib'de. Bu konuda yine Yaşar Güler'le mevkidaşı, Rus mevkidaşı arasında bir telefon görüşmesi oldu. Dolayısıyla İdlib'de Suriye ordusunun ilerleyişi ve Ankara'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki gözlem noktaları bugün MGK'nın gündemindeydi. Tabii ki gözlem noktalarına ilişkin daha önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti. O açıklamada gözlem
noktalarına dönük bir saldırı olduğu takdirde karşılık verileceği belirtilmişti. Ancak sahadan aldığımız bilgilere göre de Murat şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Şu anda zaten Suriye ordusunun hakim olduğu bölgeler içerisinde TSK'nın 3 gözlem noktası vardı. Şimdi 4. gözlem noktasını da yine Suriye kontrolünü alan hakimiyetinin olduğu yerde olacağı belirtiliyor. Ancak gözlem noktalarına dönük bir saldırı kesinlikle söz konusu değil. Bu kapsamda ihtiyatlı bir açıklama yaptığını söyleyebiliriz Milli Savunma Bakanı'nın. Dolayısıyla oradaki gözlem noktalarımızın mevcudiyeti ve göç gelecek mi gelmeyecek mi sorusuna MGK'da yanıt arandığını söyleyebiliriz. Hı hı. Ve bu kapsamda yine Türk yetkililerle Rus yetkililer arasındaki görüşmelerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Astana ile ilgili bazı vurguları vardı. Evet. Astana diye bir şey kalmadı ama yeniden de ayağa kaldırmamız şeklinde de ayağa kaldırmamız lazım şeklinde de bir mesaj vermesi dikkat çekmişti. Rusya dışişlerinden buna bir yanıt verildiğini söyleyebiliriz. Yükümlülüklerimize bağlıyız şeklinde. Dolayısıyla bu konuda Ankara-Moskova hattında diyalog mekanizması açık ve görüşmeler devam ediyor. İdlib'e dönük bir mesaj bekliyoruz açıkçası. Şimdi tam yayına bağlanırken de Murat, bazı bilgiler de geliyordu aslında. Hı hı. Milli Güvenlik Kurulu tabii sona erdi ve yazılı bir açıklama bekliyor. Evet. O yazılı açıklamaya ilişkin notları da aktarırız birazdan. Hı hı. Şimdi tabii İdlib konusuna paralel yine Fırat'ın doğusunda orada bir PKK varlığı mevcut, devam ediyor. 30 kilometrenin güneyinde PKK ve Amerikan varlığı söz konusu. Yine buna ilişkin bir değerlendirme olacağı da olacağı konusunda da bir kanaatimiz var Murat Şahin. Evet. Tabii Suriye dışında en hareketli konulardan birisi Doğu Akdeniz ve Libya meselesi. Doğu Akdeniz'de bir güç mücadelesi yaşanıyor. Dün Mitsotakis ve Macron arasında bir görüşme gerçekleştirilmişti. O görüşmeden sonra Fransız Deniz Kuvvetleri'nin Yunanistan'a destek vermek üzere Doğu Akdeniz açıklarına geleceği belirtilmişti ve bu kapsamda da Fransa'nın aldığı bir karar var. Hı hı. Fransız Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bazı gemiler, savaş gemileri Doğu Akdeniz açıklarına geliyor. Yine bu konunun da Doğu Akdeniz ekseninde değerlendirileceğini söylememiz mümkün. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'le birlikte tabii ki Libya konusu, Hafter güçleri saldırılarını sürdürüyor. UMH'nin yaptığı açıklamalar vardı. Böyle devam ederse bir daha Hafter'le masaya oturmayız şeklinde. Tabii Libya zirvesi olmuştu. Berlin'de önemli bir zirveydi. 55 maddelik önemli kararlar alınmıştı. Hı hı. Bu kararların uygulanmadığına dönük yine MGK'dan bir mesaj çıkmasını bekliyoruz Murat Şahin. Tabii ki sözde barış planı dünün sıcak gündemiydi. Biz de ulusal kanal ekranlarından aktardık. Bu konuda Ankara'dan gelen açıklamalara baktığımız zaman bunun bir barış planı değil savaş planı olduğu yönünde evet, önemli mesajlar gelmişti. Yine bu yönde bir mesajın da MGK'dan çıkmasını bekliyoruz. Toparlayacak olursak yurt içi ve yurt dışındaki terörle mücadele, Doğu Akdeniz'de gelişmeler, Libya konusu ve İdlib'den çıkacak mesajlar Suriye ekseninde buna dönük mesajları bekliyoruz Murat Şahin. Evet, Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Eray Çelebi Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla ilgili bazı bilgiler verdi sevgili seyirciler. Toplantının 4,5 saat sürdüğünü hemen belirtelim. Bu arada MGK ile ilgili bağlantı yaparken Eray Çelebi'nin dikkat çektiği bir nokta vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turu sonrası uçakta basın mensuplarını yapmış olduğu açıklamada bir Astana çıkışı vardı. Bu konuda Eray Çelebi, Moskova ile Ankara arasında diyalog hattının açık olduğunu belirtti. Bu konuda Orgeneral Yaşar Güler'in Rus mevkidaşı ile yapmış olduğu telefon görüşmesinden bahsetti. Bu arada MGK bildirisi de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave tedbirlerin alınması kararlılığı vurgulanmıştır ifadesi yer aldı. MGK bildirisinde bildiri yayınlandı sevgili seyirciler. Detaylar da yavaş yavaş düşmeye başladı. Libya konusuna dikkat çekiliyor. Ülke satında barış ve huzurun tesisi yönünde Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti desteklenmeye devam edilecektir deniliyor. MGK bildirisinde bir kararlılık vurgusu
ön planında. İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde teröre karşı ilave tedbirlerin alınması kararlılığı vurgulandığı, Türkiye'nin güney sınırlarını koruma, dost ve kardeş toplulukları güvenliğini sağlama konusundaki hassasiyetin altı çizildiği ifadeleri MGK bildirisinde öne çıkan bazı başlıklar. Eray Çelebi özellikle altını çizdi sevgili seyirciler. Eray Çelebi'ye tekrar döneceğiz. Çünkü MGK bildirisinin detaylarını biz kısmen aktardık. Diğer detayları tekrar Ankara'ya dönelim. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Eray Çelebi'den alalım. Evet Murat, biraz önce yine belirtmiştik. Milli Güvenlik Kurulu toplantısından bir son dakika yazılı açıklama beklendiğine yönelik yine bir yorumumuz, bilgimiz olmuştu. Şimdi ona dönük bazı maddeler var. 7 madde halinde Milli Güvenlik Kurulu'nun sonuçları açıklanmış durumda. Hemen hızlıca istersen onları aktarmış olayım ben de. Tabii birinci maddede özellikle milli güvenliğimiz açısından önem arz eden 2019 yılının güvenlik değerlendirmesi yapılmıştır şeklinde ifadeler var. Ve devam ediliyor. 2020 yılında meydana gelmesi muhtemel gelişmeler ve bu kapsamda alınacak tedbirler müzakere edilmiştir. Birinci maddesi bu şekilde. İkinci maddesini hemen okuyalım. Milli birlik ve beraberliğimiz tehdit eden PKK, KCK, PYD, YPG, IŞİD ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında devam eden operasyonlarla ilgili bilgi sunulmuştur şeklinde bir ifade olduğunu söyleyelim. MGK'nın ikinci maddesinde. Üçüncü maddesine geçmeden önce yine vurgular var. İdlib'e dönük vurgular olduğunu görüyoruz. Ülkemizin özellikle Suriye'de etkin olan devletler ve varılan mutabakatlara rağmen İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusunda kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır şeklinde bir ifade görüyoruz burada. Biraz önce bahsetmiştik, İdlib'de hareketlilik üst seviyedeydi ve burada ilave tedbirler vurgusu yapılıyor. Aslında Murat Şahin, şunu da söylemiş olalım, ilave tedbirlerin ne olacağı konusunda yine bazı iddialar mevcuttu. Yani Türkiye'nin yeni bir gözlem noktası kuracağına dönük bazı iddialar vardı. Tabii İdlib'e doğru ilerleyen ve M4 ve M5 karayolunu ulaşıma açmayı hedefleyen Soçi mutabakatında da bu kayıt altına alınmıştı. Suriye ordusu var ve Suriye ordusu bu kapsamda Marat el-Numan kasabasını ele geçirmişti. İdlib'e bağlı, İdlib'in en büyük ikinci ilçesinde bir kontrol sağlamıştı demek daha doğru. Ve Marat el-Numan'ın hemen kuzeyinde Serakip ilçesi var, İdlib'e bağlı. O da nüfusu kalabalık olan ilçelerden bir tanesi. Serakip ilçesinin hemen güneyine yeni bir üs, yeni bir kontrol noktası, yeni bir gözlem noktası kurulacağı iddia ediliyordu. Bu kapsamda ilave ek tedbirler ifadesinin MGK bildirisinde yer aldığını görüyoruz. Tabii bu Serakip'in güneyindeki iddialardan mı bahsediliyor? Bu konuda önümüzdeki dönemde bir açıklama gelecektir. Biz de bunu takip ediyoruz. Devam edelim bildiriyi okumaya. Ülkemizin özellikle Suriye'den, Suriye'deki terörle mücadelesi devam edecektir şeklinde yine bir vurgu var İdlib'de birlikte. Üçüncü maddede Libya vurgusunun yer aldığını görüyoruz. Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünü korunarak ülke satında barış ve huzurun tesis edilmesinin önemine değiniliyor. Ve BM tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti'nin desteklenmeye devam edileceğinin Murat Şahin altı çiziliyor. Bu noktada bunu söyleyebiliriz ve kalıcı ateşkesinde aynı zamanda Libya maddesine baktığımız zaman devam etmesinde önemine değinildiğini belirtmemiz lazım bu noktada. Ve Libya maddesinde aynı zamanda bir Doğu Akdeniz vurgusunun da yapıldığını söyleyebiliriz. Hak ve menfaatlerin yanında Doğu Akdeniz'de Libya halkı ile olan 500 yıllık dostluğunun bir gereği olarak bu ülkede güven ve istikrarın
hakkaniyetine dayalı bir şekilde yeniden sağlanması hususunda her alanda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz şeklinde bir ifadende olduğunu söyleyebiliriz. Dördüncü maddeye hemen geçelim. ABD ve İran arasındaki gerginliğe değinilmiş Murat Şahin dördüncü maddede. ABD ve İran arasındaki gerginlikten duyulan endişe dile getirilmiş. Barış ve istikrarın korunması için taraflara yapılan sağduyu ve itidal çağrısı tekrarlanmıştır şeklinde bir ifade görüyoruz. Beşinci maddede Somali'ye değiniliyor. Somali'de bir saldırı gerçekleştirilmişti. O saldırıya ilişkin bir madde olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlarımızın bulunduğu Somali'de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan terör saldırıları lanetlenmiştir. Somali'de peş peşe saldırılar olmuştu. Hatırlayacağımız üzere 6. maddeye geçelim. İşte biraz önce de bahsettiğimiz gibi sözde barış planına değiniliyor Murat Şahin. ABD yönetiminin İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı planın Filistin ve Kudüs'e yönelik işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedefleyen bir ilhak planı olduğu vurgulanmıştır. Evet, MGK'dan çıkan mesaj bu planın bir ilhak planı olduğu yönünde, ilhak planı şeklinde bir vurgu var. Tabii çözüme de değiniliyor. Çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkent Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir. Burada tabii Amerika'nın planında Batı Şeria ile Gazze ayrı bir unsur olarak gösteriliyor. Burada da Batı Şeria ve Gazze'nin birleştirilmesine dönük bir mesaj verildiği çok açık. Ve Kudüs, İsrail'in bölünmez başkenti olarak ilan edilmişti Murat Şahin. Hepimiz hatırlarız Trump'ın sözde barış planında ve burada başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinden bahsediliyor. Aslında Mahmut Abbas'tan da bu yönde açıklamalar gelmişti. Filistin'in kırmızı çizgilerini yansıtan bir açıklama olduğunu görüyoruz Murat Şahin. Son maddede deprem konusuna deniliyor. Elazığ ve Malatya illerimizde meydana gelen depreme mütakip alınan tedbirler, arama kurtarma faaliyetleri hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Bu bağlamda ülkemizin afete hazırlık çalışmaları yeniden değerlendirilmiştir şeklinde bir ifade var. 7 maddeyi bu şekilde özetleyebiliriz Murat Şahin. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Eray Çelebi 4,5 saat süren MGK ve MGK bildirisini bizlerle paylaştı. Teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Rus mevkidaşıyla görüştü. Güler, Genelkurmay Başkanı Gerasimov'la yaptığı görüşmede bölgesel konuların ele alındığı belirtildi. Görüşme ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama yapıldı. Açıklamada Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Rus Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Gerasimov'la telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. İki ismin görüşmede İdlib'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Bölücü terör örgütü PKK, Kapan kıskacı altında. İçişleri Bakanlığı Şırnak'ta Kapan 5 Gabar operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar genişletiliyor. İçişleri Bakanlığı Şırnak'ta Kapan 5 Gabar operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda 780 personel, 51 operasyonel tim görevlendirildi. Bakanlığın açıklamasında yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik kapan operasyonlarının vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı. Kapan 1, 2, 3, 4 operasyonları da başlatıldıkları bölgelerde devam ediyor. Suriye sınırına komando takviyesi yapıldı. Ayrıca Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kırıkan ilçesine gitti.
Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy daha sonra sınır hattına doğru ilerledi. Komandolar ve araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Öte yandan Hatay'da Suriye sınırındaki birlikler için beton mevzi sevkiyatı yapıldı. Sınırda konuşlu birliklere ulaştırılmak üzere gönderilen beton mevzilerin bulunduğu 7 tır Reyhanlı ilçesine ulaştı. 2 metre yüksekliğinde 9 ton ağırlığında ve kurşun geçirmez özelliğe sahip olduğu belirtilen beton mevzilerin birliklere sevk edileceği öğrenildi. Depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ'da bazı fırsatçıların kira ücretlerini artırması ile ilgili soruşturma başlatıldı. Malatya'da riskli binaların olduğu 9 ilçede ise okulların tatil süresi uzatıldı. Elazığ ve Malatya depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Depremzedeler Çadırkent'te yaşama tutunmaya çalışıyor. Afet fırsatçıları ise Elazığ'da kiralara zam yaptı. Devreye Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı girdi. Deprem sonrası kira artışları ile ilgili soruşturma başlattı. Araştırmalarını yapıyorlar. Geriye dönük gelir vergileri, emlak vergileri, tüm detaylı incelemeleri yapıyorlar. Ve böyle bir durum tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreci başlatacaklar. Ben Elazığ'ın genelinde olmadığını düşünüyorum. Tüm Elazığ birlik beraberlik içerisinde. Elazığ'da depremin ardından binalarda hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Büyük bir çoğunluğunu, acil olanlarını tespit edeceğimiz süreçte kalıcı konutlarımızı da hızlı bir şekilde yapıp süratli bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Abdullahpaşa Mahallesi'nde depremde hasar gören yapıları inceledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca oluşturulan ve 1000'in üzerinde kişinin yer aldığı hasar tespit komisyonları il merkezinin yanı sıra ilçe ve köylerde çalışma yürütüyor. Var mı böyle çatma? Var, çok. Deprem eğitim ve öğretimi de olumsuz etkiledi. Malatya Valiliği kentte 9 ilçede daha okul tatilinin uzatıldığını açıkladı. Kirişlerde ve konut kirişlerde şunlar. Öte yandan Elazığ Sivrice'deki 6.8'lik depremin Malatya çevresinde meydana gelen enerji patlaması güvenlik kameralarına yansıdı. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek telefon attığımızda. Sayın Perinçek, hoş geldiniz ana haber bültenimize. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba efendim. Bu Elazığ'da depremle ilgili tabii ki siz anında gerekli paylaşımları yaptınız. Vatandaşlarımızın yanında olduğunuzu vurguladınız. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken maalesef bazı fırsatçılar ön plana çıktılar. Efendim neler söyleyeceksiniz? Evet evet. Tabii biz bizim gençlik teşkilatımız Türkiye Gençlik Birliği ve Öncü Gençlik hemen Elazığ'a, Malatya'ya koştular ve orada kurtarma faaliyetlerine bizzat katıldılar. Ve Elazığ Malatyalı vatandaşlarımızla her zaman yürek yüreğe olduk. Şimdi geldiğimiz durumda bir kere öncelikle Elazığlı ve Malatyalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Kaybettiğimiz vatandaşlar için ailelerine, komşularına, bütün halkımıza başsağlığı diliyoruz. Acılarını yürekten paylaşıyoruz. Allah rahmet eylesin. Şifalar diliyoruz yaralı olan vatandaşlarımıza. Fakat geldiğimiz durumda şimdi öncelikle orada taşınmazlar, kiralar, konut kiraları ve taşınmazların alım satımıyla ilgili acil önlemlerin alınması gerekiyor. Biz hükümetimize, Cumhurbaşkanlığına, hükümet başkanı artık Cumhurbaşkanı tabii, Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize öneriyoruz Vatan Partisi olarak. Bir kere bütün taşınmazların alış-satış fiyatlarının ve kiraların, aynı zamanda uçak ve otobüs ücretlerinin, biletlerinin, konutların bedellerinin raiç bedeli üzerinden dondurulması için bir hükümet kararnamesi yayınlamak lazım. Bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Hı hı. Yani bu deprem dolayısıyla konut fiyatlarında, emlak fiyatlarında yükselişler oluyor veya kiralarda yükselişler oluyor. Bunlar yani hiçbir vatandaşımız da zaten
afetten bir fırsat yaratacak, bir kazanç sağlayacak kültüre sahip değildir. Ama gene de biz hükümet olarak, Türkiye olarak gereken önlemleri alalım. Onun için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birinci önerimiz, bütün kiraların, uçak ve otobüs ücretlerinin dondurulması. İkincisi, bütün emlak alışverişlerinin, taşınmaz mallar diyoruz, taşınmaz malların, yani apartmanlar, efendim konutlar, bunların alım satımlarında da bedellerin, çünkü yıkımlar dolayısıyla ve yıkılacak evler dolayısıyla birçok insan evlerini, emlaklarını terk ediyor. Bu nedenle piyasa içinde bakarsak olaya, bazı emlak fiyatlarında yükselişler oluyor ama bunu tabii kabul edemeyiz. O bakımdan taşınmaz malların alışverişlerinin de raiç bedel olarak dondurulmasını, bir kararname ile hükümetin kararlaştırılmasını talep ediyoruz. Evet. Ve uzun vadeli önlemler olarak, yani eğitim çok önemli. Askerde şimdiden hemen başlamalıyız. Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuda gereken önlemleri alması lazım. Askerlikte askerlerimize, bütün askerlik yapan insanlarımıza arama kurtarma konusunda eğitim vermeliyiz. Yani her Türkiye'de bütün gençlerimiz asker oluyor. Askerlik bir milli görev. Ama 24 saat içinde esas kurtarmalar oluyor. Komşular bilinçli olması, insanların bilinçli olması lazım. Kurtulanların diğerlerini, zor durumda olan yurttaşlarımızı kurtarmaları lazım. Bu da eğitimle. Askerden herkes, asker ocağından geçtiği için askerlerde bir eğitim uygulaması lazım. Arama ve kurtarma uygulaması. Aynı zamanda okullarda da, ilkokullardan başlayarak bir deprem eğitimi yapılması. Bunların kararname ile, yani Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bütün bunların düzenlenmesini hükümetimizden talep ediyoruz. Ve tekrar vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz, geçmiş olsun diliyoruz. Türkiye güçlü bir ülkedir ve yaraları saracaktır. Ondan sonuna kadar eminiz ve Türkiye'nin bu felaketler karşısında gösterdiği milletçe ve devletçe kararlılık ve bizim kültürümüze, ahlakımıza yakışan el ele verme, gönül gönüle verme ve acıları paylaşma kültürü bizim en büyük güvencemizdir, en büyük sigortamızdır. Bu açıdan da bu felaket aynı zamanda bize bir özgüven kazandırdı. Yani millet olarak bu felaketler karşısında nasıl birbirimize sarıldığımızı ve herkesin felakete uğrayan vatandaşlarımızı yardımına şu veya bu şekilde eriştiğini gördük. Bu da bize özgüven kazandırdı. Efendim, gerek vatan savunması olsun, gerek milli sorunlar olsun, gerek afetler olsun, Türk milletinin her zaman bir yürek olduğunu, bir bütün olduğunu görüyoruz. Tabii ki bu da bizi her zaman mutlu ediyor. Arada bazı fırsatçılar çıkabiliyor. Gerekli tedbirler de tabii alınacaktır. Yani suçlayarak değil de bu sorunu, burada da el ele vererek, ondan sonra tabii piyasa koşullarında birdenbire farklar oluyor vesaire. Burada meseleyi sırf böyle insanların gönlüne bırakamayız. Evet. Burada hükümet olarak sürece düzenlemelerimizle müdahale etmemiz lazım. Hükümetin de kuşkusuz müdahaleleri oldu ve görev başındadır. Ama bu söylediğim konularda, yani taşınmaz fiyatlarının dondurulması, konut kiralarının doldurulması, aynı şekilde uçak ve otobüs biletleri fiyatlarının eskisi gibi devam etmesi, dondurulması ve benzer böyle hayati ihtiyaç mallarıyla ilgili fiyat artışlarının önlenmesi ve hükümetin Elazığ ve Malatya'da bu şekilde müdahaleler yapması, düzenlemeler yapması günün ve afete karşı mücadelenin sorumluluğu ve görevi oluyor. Evet. Onun için böyle suçlayarak değil, yani fırsatçılar var bilmem ne falan, suçlayarak değil de sorunu devletçe ve milletçe düzenleyerek ve hukuk yoluyla
çözmemizde fayda var. Evet, kesinlikle haklısınız. Son derece önemli ifadeler kullanırız. Efendim şunu sormak istiyorum. Avrupa Parlamentosu'nda Yunan vekil Türk milletine karşı bir terbiyesizlik yaptı. Türk bayrağını yırttı. Ama çıkartıldı. Çıkarttılar onu değil mi? Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz efendim? Yani kışkırtma şimdi, mıdır bu? Söyleyecek bir şey yok. Büyük milletler, büyük milletlerin üyeleri hiçbir zaman hiçbir milletin bayrağını yırtmazlar. Bu tür kışkırtmalar yapmazlar. Büyük Atatürk'ü hatırlayalım. İstiklal Savaşı sırasında Yunan bayrağını ayağının altına sermişlerdi. O büyük zafer sırasında daha savaş meydanındayken çadırın önüne Yunan bayrağı sermişlerdi. Onun tavrı Türk tavrıdır, Atatürk'ün tavrı. Dedi ki bu bayrağı kaldırın, bu bir milletin bayrağıdır. Biz Türk milleti olarak büyük imparatorluklar kurmuşuz ve kavimleri, milletleri bir arada yaşatma kültürüne sahibiz. O bakımdan çeşitli kavimler ve milletlerin değerlerine karşı her zaman saygılı olmayı binlerce yıllık bir kültür olarak bugünlere getiriyoruz, taşıyoruz. Bu bakımdan herkese örnek olan milletiz. Umarız başka milletler de bu örneklerden yararlanmayı bilirler. O Yunanların da aslında bizim komşumuz. Bu tür cehaletler, bu tür Yunan milletine de yakışmayan tavırlar almaması beklenir. Tabii ki insanlık bunu değerlendiriyor, Avrupalılar da değerlendiriyor. Evet. Efendim izninizle bir soru yöneltmek istiyorum. Buyurun. Vaktinizi de tabii ki çok fazla almak istemiyorum. Rica ederim, buyurun. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turu dönüşü uçakta Astana süreciyle ilgili bir ifade kullandı. İdlib'deki gelişmeler eksenli olarak. Siz İdlib'deki bu son durumu nasıl görüyor, nasıl yorumluyorsunuz? Evet, Suriye'nin kendi toprak bütünlüğünü sağlaması kendi hakkı ve Türkiye'nin yararına. Nasıl biz vatanımızı, Gaziantep'i, Adana'yı, Mersin'i, İzmir'imizi, Ege bölgemizi, efendim Doğu bölgemizi düşmanlardan kurtardık ve vatanımızda bütünlüğü sağladık. Suriye'nin de kendisine yöneltilen o Amerika Birleşik Devletleri'nin başında bulunduğu terör hareketlerini temizlemek ve vatan bütünlüğünü sağlamak hakkıdır. O bakımdan Suriye Devleti'nin İdlib ve Suriye toprakları, Suriye sınırları içerisinde teröre karşı mücadele etmesi aynı bizim PKK'ya ve FETÖ'ye mücadele etmemiz gibi haklarıdır. Ve onların yanında olmalıyız. Çünkü Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim toprak bütünlüğümüzdür. Ve orada terörün temizlenmesi aynı zamanda bölücülüğün PKK'nın da temizlenmesi sonuçlarını getirmektedir. Türkiye'nin burada yapıcı tavır alması gerekir. Bu hayati önemde. Ve Astana süreci de tabii buna hizmet ediyor. Yani biz oralarda Suriye topraklarının bir kısmında güvenli bölge gibi hedefler koymamız yanlıştır. Bizim terörü bitirmek, PKK'yı bitirmek diye bir hedefimizin olması lazım. Onu Vatan Partisi başından beri savundu. Süpürmek değil, bitirmek dedik. Hükümet süpürme ile bitirme arasında maalesef bocaladı ve ondan sonra süpürme fikrinde geldi. Bir karar kılmış gibi gözüktü. Süpürme işi bitirmiyor. Halbuki PKK'yı bitirmemiz lazım. Bunun için de Suriye Devleti ile Irak, İran, Rusya ile işbirliği yapmamız lazım. Ve Suriye'nin kendi ülkesinde terörü temizlemesine Türkiye olarak yardımcı olmamız gerekiyor. Bu bakımdan Astana süreci son derece yerindedir ve bize lazım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bizim katılmadığımız bir şekilde işte Astana süreciyle ilgili bazı eleştiriler yapmakla birlikte en sonunda Astana sürecini canlandırmamız gerekiyor gibi bir çözümü savunarak Astana sürecinin dışında bir çözüm olmadığını da kabul etmiş oluyor. Evet. Tekrar ediyorum, Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim toprak bütünlüğümüzdür. Suriye Devleti kendi topraklarında terörü temizlemelidir. Türkiye, Suriye işbirliği yapmalıdır. Bir komuta merkezi de kurmalıdır terörü temizlemek için. PKK'yı ve diğer Suriye'deki terör örgütlerini iki devlet birlikte el ele vererek Rusya'nın ve Irak'ın ve İran'ın da yardımıyla
temizleyebilirler, temizleyeceklerdir. Hükümetin bu çizgiyi, bu rotayı benimsemesi bizim milletimizin önemli, son derece ciddi ihtiyacıdır. Vatan Partisi lideri Sayın Doğu Perinçek, çok teşekkür ederiz efendim. Ana Haber bültenimize katıldınız. Sağ olun, var olun efendim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Elazığ'la devam edelim. Kira haricinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı yıkılan evlerle ilgili de bir soruşturma başlattı. Yıkılan her binayla ilgili 7, hasar gören bütün binalarla ilgili olmak üzere ise toplam 8 farklı soruşturma açıldığı duyuruldu. Türk ordusunun Elazığ'a desteği sürüyor. Elazığ'da Mehmetçik kapılarını depremzedeleri açtı. Muş'ta görevli 180 jandarma özel harekat görevlisi de deprem bölgesine gitti. Elazığ'daki depremde mağduriyet yaşayan depremzedelerin yaralarının sarılması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nden destek geldi. Elazığ'da 8. Kolordu Komutanlığı General Salih Omurtak Kışlası'nda bir bina ve spor salonu depremzedelere tahsis edildi. Kışladaki 172 kişi kapasiteli bir bina ve spor salonu depremzedelerin kullanımına açıldı. Çok sağ olsunlar, burada da ilgilendiler, Allah razı olsun. İmkanlar çok iyiydi. Çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar 100 kişinin faydalandığı kışlada depremzedelere sıcak ve temiz bir ortam sağlanıyor. 3 öğün sıcak yemek, 24 saat sıcak su ve spor tesisi imkanı sunuluyor. Depremzedeler Mehmetçi'ye minnettar. Çok güzel insanlar. Allah diyeyim ya, devletimize zeval vermesin. Allah milletimize de zeval vermesin. Askerlerimiz, komutanlarımız sağ olsun ilgilenir yani. Razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Kendilerine gösterilen ilgiden memnun olan vatandaşlar kışlada oldukça mutlu. Asker abileri görüyorum çoğu zaman. Komutanları görüyorum. Bazı günlerde aşçıları görüyorum. Spor yapıyorum, top oynuyorum. Sonra evde biraz oynuyorum, uyuyorum, yemek yiyorum, televizyon izliyorum. Onların güvenliği için de çalışmalar sürüyor. Özel harekat taburu, Elazığ görevi için görüş önerilerinizde hazırdır komutanım. Muş Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli 180 rütbeli asker Elazığ ve Malatya'ya gönderildi. Jöhler depremzedelerin güvenliğini sağlayacak, yardımların insanlara sağlıklı ulaştırılmasına destek olacak. Bölgeye giden jöhler için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde tören düzenlendi. Sizlerin bu görevi başarıyla yerine getireceğinize, Türk Jandarma Teşkilatı'nı başarıyla temsil edeceğine olan inancımız tamdı. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, deprem bölgesine giden askerlerin bugüne kadar çok başarılı faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. Bu yolda yapacağınız her ufak hareket milletimizin gönlünde önemli bir yer tutacaktır. Tekrar hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Öte yandan 2 gün önce de İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubayların deprem bölgesine gönderildiği bildirildi. Deprem sonrası Türkiye depremzedeler için tek yürek oldu. Elazığ ve çevresine ülkenin dört bir yanından yardım yağıyor. Türkiye Elazığ depremi sonrası büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Depremzedeler için tek yürek olan vatandaşlar, ülkenin dört bir yanından Elazığ ve çevresine yardım gönderdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yaklaşık 5 aydır eylem yapan işçiler de depremzedeleri unutmadı. İşçiler, kendi olanakları ve vatandaşların yardımlarıyla depremden etkilenen yurttaşlarımız için yardım topladı. İlk olarak battaniye, ısıtıcı, işte çocuk bezi, çocuk maması, işte sıfır kıyafetler, mont, bot tarzında İstanbul'dan, halktan, mahallelerden topladığımız bütün yardımları inşallah yerlerine ulaştırmak üzere yarın yola çıkmış olacağız. İBB işçilerinin Eylem Komite Başkanı Umut Aydoğan, yarın yapacakları basın toplantısının ardından yardım kamyonuyla beraber Elazığ'a gideceğini belirtti. Yarın inşallah Cuma günü saat 3'te burada bir basın açıklamasıyla beraber Elazığ'a yardım kamyonumuz yola çıkacak. Elazığ'daki depremzede kardeşlerimizi ziyaret amaçlı. Ben de yarın kamyonla beraber yola çıkacağım. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.
Kaymakamlık ve Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle toplanan yardımlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla kamyonlara yüklendi ve dualar eşliğinde deprem bölgesine gönderildi. Bundan sonra hepimizin üzerine düşen oradaki kardeşlerimizin ve bir şekilde bir yerlerden bir şeylerin gelmesini beklemeden bizlerin onlara ulaşmasıdır onların beklentisi. Bugün de Yüksekova olarak biz bir karınca misali, bir damla da olsa kardeşlerimize ellerimizi uzatıyoruz. Depremzedelerin yaralarını sarmak için kollarını sıvayan bir diğer kurum da Memur Sen Konfederasyonu. Konfederasyon, deprem sonrası zor durumda kalan vatandaşlarımız için AFAD'a 500 bin lira bağış yaptı. 500 bin rakamını hazırlamıştık ama rakamımız 500 bini geçti. Üstü ilave gelecek, evet. AFAD Başkanlığı'nda düzenlenen bağış toplantısına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'la diğer ilgililer katıldı. Karınca kararınca elimizi uzatmaya çalıştık. Çünkü biz insanımızı seviyoruz, ülkemizi seviyoruz, coğrafyamızı seviyoruz. İnsanlığı bu anlamda önemli ve kıymetli buluyoruz. Başkent'te bir kafe işletmecisi de işlettiği kafenin bir günlük gelirini AFAD aracılığıyla depremzedelere gönderdi. Bugünkü kazancımızı depremzedelere göndermek için karar aldık. Vicdanen rahatsız olduğumuzdan dolayı onlar orada soğukta otururken biz burada sıcaktan vicdan olarak çok rahatsızımız oldu. Müşterilerinin bu kararı memnuniyetle karşıladığını ifade eden işletmeci Mehmet Akgeyik, şahsi olarak katkı sağlamak isteyenlerin de bağışlarını dahil ettiğini belirtti. Herkes memnun kıldı, tüm müşterilerimiz memnun kıldı. Herkes bu yapılan bu kampanyadan hoşnut kaldı bize. Katkı olanlar oldu. Biz bunu yarın AFAD eşiğinin hesaplarına yatıracağız paraları. Depreme hazırlık için ayrılan kaynağın peyzaja ayrılandan az olduğu ortaya çıktı. Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uyardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gösterişe değil, yaşatmaya bütçe ayrılması istendi. Türkiye deprem önlemlerini tartışırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin depreme ayırdığı payın azaldığı ortaya çıktı. Deprem kaynağından %65 kesinti yapıldı. Bu karar en hafif tabirle İstanbulluların canını tehlikeye atmaktır. Bu karar en hafif tabirle İstanbulluları enkaz altında bırakmaktır. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen basın açıklaması yaptı. İBB binası önünden yetkililere seslendi. Ayrılan kaynağın miktarlarını aktardı. Bütçenin 2,5 kat arttığı yönündeki ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. 2019'da deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığının bütçesi 1 milyar 18 milyon liradır. Bütçe 2020 yılında 347 milyon 623 bin liraya indirilmiştir. Dikmen uyardı. Gösterişe değil, yaşatmaya bütçe ayırın dedi. Uyarıyoruz. Gösterişe değil, insanı yaşatmaya bütçe ayırın. Deprem beklentisi olan bir şehirde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne 2020 bütçesinde depreme ayrılan bütçenin 4 katı bütçe ayrılıyorsa bu Büyükşehir Belediyesi depremde ne yapacağının farkında değil demektir. İBB sözcüsü Murat Ongun'un maaşı da gündemdeydi. Ongun hem Medya AŞ'nin hem Otobüs AŞ'nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Cem Dikmen bu duruma tepki gösterdi. Belediyenin sözcüsünün 45 bin lira maaş alması hiçbir şekilde kabul edilemez. 3 ayrı şirketten yapmadığı işler üzerinden maaş alması ise tam bir skandaldır. Halktan yanaymış gibi görünüp halk edebiyatı yapanların ne kadar aslında halktan kopuk olduklarının bir göstergesidir bu. Burada direnen işçilerin maaşını orada iş yapmayan yöneticilerden keserek rahatlıkla verebilirler. Türkiye deprem acısı yaşarken Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline gitmesi tartışılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yoğun tepkilerin üzerine kendini savundu. Kayak zil takıp oynamak değil dedi. İmamoğlu ailesine vakit ayıramadığını söyledi. 8 gün tatil yapabildiğini belirtti. CHP yönetimi Ekrem İmamoğlu'nu savunurken parti tabanındaki rahatsızlık giderek yükseliyor. Malumunuz Ekrem İmamoğlu niye tatile gitti? Son 400 günde aileme bu tatil dahil 8 gün ayırabildim. Türkiye Elazığ'daki deprem felaketini yaşarken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tatile gitti, tartışma başladı. İmamoğlu kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Canı yananlar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybetmenin bazı insanlara verdiği rahatsızlık var. Benim çocuklarıma vakit ayırmam lazım. Hayat gelip geçiyor. 8 yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. Dikkat edin kendinize.
İmamoğlu kendini savundu, AFAD'da 4-5 saat geçirdiğini söyledi. Depremin haberini alır almaz AFAD'a ilk gidenlerden biriyim. Ben gittiğimde Vali Bey oradaydı tek başına. Ne yapmamız gerekir noktasında 4-5 saatini AFAD'da geçiren belediye başkanıyım. İBB Başkanı kendisine düşen görevi yaptığını belirtti. Kayak, zil takıp oynamak değil. 3 günümü çocuklarımla beraber geçirdim. Ben Elazığ'daki sorumluluklarımı yerine getirdim. CHP yönetimi de İmamoğlu'na destek veriyor. Ekrem İmamoğlu, Elazığ depreminde İstanbul'dan gerekli yardımları götürmek suretiyle görevini yapmıştır. Ancak CHP'den tepkiler de yükseliyor. Bir televizyon kanalına konuşan CHP'li Barış Yarkadaş, İmamoğlu'na tepki gösterdi. Ne diyor bugün Abdülkadir Selvi'ye? Ben klasik tarzda bir siyasetçi değilim. Senin memleketinde 41 kişi ölmüşse, sen de belediye başkanıysan hiçbir şey olmamış gibi kayak takımını alıp kayağa gidemezsin kardeşim. Yarkadaş toplumla inatlaşmanın kaybetmek olduğunu ifade etti. Siyasetçi toplumun nabzını tutamazsa, toplumla inatlaşmaya başlarsa kaybeder. Sayın İmamoğlu'nun da CHP Genel Merkezi'nin de bu konudaki tavrı yanlıştır. Türkiye sallanmaya devam ediyor. Akdeniz ve Ege'de peş peşe depremler kaydedildi. İzmir, Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde hissedilen depremin büyüklüğü 5.9 olarak ölçüldü. Muğla, Kırıkağaç'ta da sarsıntılar sürüyor. Akdeniz açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem saat 14.21'de kaydedildi. Depremin Muğla'ya olan uzaklığı 231 kilometre olarak belirlendi. Deprem yerin 12.11 kilometre derinliğinde meydana geldi. Muğla'da 4.2 büyüklüğünde artçı sarsıntı oldu. Akdeniz açıklarındaki 5.9 büyüklüğündeki deprem İzmir, Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde de hissedildi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kırkağaç olan deprem saat 17.03'te kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 6.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem tehlikesinin yüksek olduğu Doğu Anadolu bölgesi sigortalılık oranının en düşük olduğu ikinci bölge. Doğal Afet Sigortaları Kurumu verilerine göre Elazığ'da 123.310 konutun 42.955'inin sigortası bulunuyor. Peki deprem sigortası neden önemli? İşte ayrıntılar. Deprem sigortanızı yaptırdınız mı? Evet yaptırdık. Her sene düzenli olarak yaptırıyoruz. İkametgah olan her yerin ve belediye sınırları içerisindeki her meskenin mutlaka gıda sigortasını yaptırması gerekiyor. Elazığ'da meydana gelen depremden sonra zorunlu deprem sigortası yeniden gündeme geldi. Maddi boyutta insanların böylesine zarar uğramaması amacıyla Doğal Afet Sigortalı Kurumu oluşturularaktan DASK diye tabir edilen kısaca deprem sigortası zorunlu bir hale getirildi. Elazığ Sivrice Merkezi 6.8 şiddetindeki depremde AFAD'ın son verilerine göre Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta incelenen 13.346 binadan 378'i yıkıldı. 3.249'u ise ağır hasar aldı. Biz önceden tedbirleri alamıyoruz maalesef ki başımıza bir şey gelince tedbir almak zorunda hissediyoruz kendimizi. Elazığ'da 123.310 konut bulunuyor. Doğal Afet Sigortaları Kurumu verilerine göre bu konutların 42.955'inin sigortası var. Zorunlu deprem sigortası yaptırmayanlara artık devlet yardımı sunulmuyor. Depremzedelere sunulan 41 bin liralık yardımsa uzmanlarca bir istisna olarak değerlendiriliyor. Çünkü o bölge zorunlu deprem sigortası yapılmasında biraz istatistik olarak da geri planda kalan bir şehrimiz. Deprem sigortası yapıda oluşan maddi hasarın giderilmesini sağlıyor. Sigortanın depremden önce yapılması gerekiyor. DASK kapsamında özel şirketler bu sigortanın yapılmasında aracılık ediyor. Sigorta konut içindeki eşyaları kapsamıyor. Doğalgaz, elektrik aboneliği gibi abonelikler yapılmadan önce de sigortanın yapılması gerekiyor. Bunun yaşı önemli değildir. Hasarlı olmaması, depremde bir zarar görmemiş olması binanın ayrılmaz parçası. Bu teminatın kapsamındadır. Duvarlar, kirişler, yani oraya yapışık olan, bina yapışık olan her şey bu kapsamdadır, bu kapsamda değerlendiriliyor. Yani bilhassa yangın, deprem vesaire durumlarında evde oluşabilecek hasarı karşılaması anlamında önemli tabii ki. Sigortaya vatandaşların her yıl prim yani ödeme yapması gerekiyor. Eğer depremde yıkım gerçekleşirse metrekare başına 1134 lira teminat veriliyor.
Konutlar için toplamda 215 bin liraya kadar teminat alınabiliyor. 2020 itibariyle metrekaresi konutların 1134 lira olarak kabul ediliyor. Ve metrekaresi üzerinden de o evlere herhangi bir zarar uğradığı zaman Doğal Afet Sigorta Kurumu tarafından bu kayıpları tazmin ediliyor. 100 metrekare bir konut için 113.400 lira insanlara bir teminat veriliyor. Deprem sigortası yapılması gereken yerlerin başında konutlar geliyor. İş yerlerine ise sigorta yapılması zorunlu değil. Bu zorunluluk sadece köy ve meralardaki evlerde mecburiyet yok. İş yerlerinde mecburiyet yok. Onun dışında herkesin bu zorunlu deprem sigortasını yaptırması gerekiyor. Bölgenin deprem riskine göre de ödenen primler değişiklik gösterebiliyor. Ankara için 100 metrekare bir konutun deprem sigorta primi 90 lira civarında tutuyor. Bu sahil şeridimiz, işte bu Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği, Güney Anadolu fay hattının geçtiği bölgeler birinci derece deprem bölgeleri. Buralarda alınan primler Ankara için ödenen prim yaklaşık 4 katı düzeyinde. Yani bir miktar malımızı kurtarabiliriz o şey sayesinde, deprem sigortası sayesinde. Merkez Bankası 2020 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Banka yıl sonu enflasyon tahminini %8.2, gıda enflasyonunun tahminini ise %11 olarak duyurdu. Açıklamaya göre dolarizasyonun yavaş yavaş iyileşmesi bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Çin'deki koronavirüsün etkilerini değerlendirmek içinse erken olduğunu söyledi. Enflasyonu düşürmeye odaklı sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü politika koordinasyonu altında enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakın sayacağı öngörülmektedir. Enflasyon tahminleri açıklandı. Geçtiğimiz yıl genelinde sergilediğimiz sıkı para politikası duruşu ve buna bağlı olarak enflasyonun raporlarımızda paylaştığımız tahmin patikası ile uyumlu bir seyir izlemesi sonucunda enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme sağladık. Merkez Bankası bilgilendirme toplantısı yaptı. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, 2020 yılının ilk enflasyon raporunu sundu. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri değişmedi. 2020 yılının sonunda enflasyonun 8.2 olarak gerçekleşeceği tahmin edildi. 2021 yılının sonunda ise enflasyonun 5.4'e gerileceği öngörüldü. Enflasyonun 2020 yıl sonunda %8.2 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda %5.4'e geriledikten sonra orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir. Toplantıda gıda enflasyonu tahmini %11 olarak açıklandı. Geçtiğimiz yılın geneline baktığımızda aslında işlenmemiş gıda fiyatlarında bir pozitif gelişme yaşanmıştı. Sadece son çeyrekte bir miktar hafif yukarı bir eğilim oldu ama biz buradaki hareketlenmenin geçici olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla da bu yıl için enflasyon, gıda enflasyonu tahminimizi %11 seviyesinde koruduk. Dolarizasyonun da yavaş yavaş iyileşmesi bekleniyor. Dolarizasyonda mevcut seviye halen tabii nispeten yüksek olmakla birlikte 2019 Mayıs ayına göre kıyasladığımızda toplam döviz mevduatları içerisinde gördüğümüz en yüksek %56'lar seviyesinden %51'lere doğru geldiğini görüyoruz. Ama buna rağmen tabii mevcut seviyelerde halen yüksek olduğunu da söylemek lazım. Uysal, küresel gelişmeler dikkate alınarak ham petrol varsayımını 60 dolara yükselttiklerini belirtti. Küresel büyüme görünümündeki kısmi iyileşmede dikkate alınarak Ekim enflasyon raporunda yer alan ham petrol fiyatları varsayımı 2020 yılı için ortalama 57.7 ABD dolarından 60 ABD dolarına yükseltilmiştir. Uysal, koronavirüsün etkilerini değerlendirmek için erken olduğunu söyledi. Çünkü nereye evrileceği konusunda ciddi belirsizlikler var. Tabii biz bu olay gerçekleşmeye başladığından itibaren geçmiş dönemde benzer olaylarda dünya ekonomisi, küresel ekonomi nasıl etkilenmiş bunları da tabii takip etmeye başladık. Gerektiğinde bu konuda her türlü elimizdeki tüm araçlarla adımları atmaya imkanımız var. Toplantıda Türk lirası vurgusu da yapıldı. Türk lirasının direncini arttırdığı ifade edildi. Döviz kurunda istikrarın önemli olduğu aktarıldı. Türk lirası son dönemde yaşanan gelişmelerden sonra dış şoklara karşı daha dirençli bir konuma geldi. Merkez Bankası'nın herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Yani nominal ya da reel kur hedefi. Ancak tabii döviz kurundaki istikrarı önemsiyoruz. Merkez Bankası Başkanı Uysal, Elazığ'daki depremin ekonomideki yansımalarına da değindi. Türkiye'de yaşanan depremle ilgili bizim henüz bu kapsamda ekonomiyi üzerinde ciddi bir etki yaratmasını beklemiyoruz genel ekonomi üzerinde. Etkilerinin sınırlı düzeyde kalacağı
ya da daha çok bölgesel kalacağı söylenebilir. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas sözde barış planına BMGK'da karşı çıkacak. Amerika'nın Filistin'i imha etme planına tepkiler sürüyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yüzyılın en alçak planı değerlendirmesinde bulundu. Amerika'nın Filistin'i imha etme planı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşulacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas işgale tasarıyla karşı çıkacak. Abbas 2 hafta içinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gidecek. Açıklamayı Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur yaptı. Filistin Devlet Başkanı Abbas,